İyi akşamlar sevgili Artı Televizyon izleyicileri. Tarihin Peşinde programında ben Ayşe Hür ve Erdoğan Aydın karşınızdayız. Daha önce birkaç kez ele aldığımızı sandığımız bir konu ile birlikte olacağız tekrar. Ama bu tekrarın nedeni biz değiliz gerçekten. Her zaman bu biraz espriye döndü benim nezdimde ama tarih tekerrür etmez diyenleri her zaman yalanlayan bir ülkedeyiz. Ve tarihi tekerrür ettiren genellikle hakim sınıflar, yıllar önce yaşanmış çeşitli mağduriyetlerle ilgili tarihte yüzleşmekten kaçınarak veya o dönemki söylem ve eylemlerini adeta bir gelenek haline getirerek, defalarca tekrarlayarak, günümüze kadar taşıyarak hatta eski kin ve düşmanlık duygularını öyle diyeyim size bir anlamda sürekli diri tutarak tarihi bir türlü bir bilim alanı olarak görmeye yanaşmayarak bu tekrar işini gündeme getiriyorlar. Yine dediğim gibi birkaç kez ele aldığımız ve bu hafta ele alacağımız söylediğimiz konuda Şeyh Said meselesi. Biliyorsunuz Diyarbakır'da kayyum idaresi bir şekilde hangi bulvar olduğunu da tam anlayamadım ben ama bir bulvara sen açıklık getirirsin o konuları daha iyi izlediysen. Şeyh Said ismini vermeyi düşündüğünü açıkladı. Daha sonradan bunu ilan da etti çeşitli kamusal araçlarla. Buna olumlu bakan isimler oldu elbette. Bu kişilerden biri de İyi Parti milletvekili Salim Ensarioğlu idi. Uzunca bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamada ana hatlarıyla birkaç cümlesini en azından aktarabilirim belki. Son günlerde Diyarbakır'da bir bulvara bölgemizin en önemli değerlerinden Şeyh Said Efendi'nin isminin verilmesi üzerine başlayan tartışmalarda bölgenin toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şeyh Said'e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum. Bu ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir. Biz bu toplumun değerlerine, tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz diyor ve devam ediyor. Ki buna kendi partisinden de tepki geldi önce. Kürşat Zorlu İYİ Parti sözcüsü bunu kabul etmediklerini, milli mücadelenin ruhuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesini ortaya koyduğu tarihi ve milli gerçeklere aykırı bir paylaşım olarak niteledi. Böyle bir açıklamanın partimizle ilişkisi yoktur dedi ve kendisi hakkında da bir soruşturma başlattığını, disiplin süreci başlattığını söyledi. Bir gazeteci, tırnak içinde söylüyorum, adını anmak istemiyorum gerçekten. Sabah buraya gelirken tesadüfen duydum. Öyle galiz, öyle ağır sözler söylüyordu ki Şeyh Said'le ilgili haysiyetsiz, şerefsiz, rezil gibi ne tarihin terminolojisi olabilir bu ne bir gazetecinin eleştiri dilinin parçası olabilir. Ve bu minvalde bir sürü açıklama var. Bu bize tekrar bu konuyu ele alma ihtiyacı doğurdu. Umarım farklı cephelerden yaklaşabiliriz. Özellikle bu açıklamalara konu olan gericilik, feodalite, cumhuriyete karşı olmak fikriyatı üzerine biraz açımlamaya çalışacağız. Bilmiyorum Erdoğan sen açılış kabiliğinden bir şeyler söylemek istersin muhakkak. Sonradan da konuya gireriz. Ya öncelikle bu bulvara isim verme meselesinde AKP'nin yaklaşan yerel seçim karşısında Kürt halkı nezdinde bir avantaj elde etmeye yönelik bir şark kurnazı politika ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla birincisi bunu böyle bir yerden yorumlamak lazım. AKP şark kurnazı bir politikayla kendine bir seçim avantajı elde etmeye ve Kürt halkının demokrasi mücadelesini Hüdapar üzerinden, İslamcılaştırma üzerinden gasp etme, etkisizleştirme çabasında
bir mevzi taktik geliştiriyor. Hı hı. Yani gerek Kürt değerlerine, gerek demokrasi mücadelesine karşı, gerekse de bir ülkedeki seçim hakkını gasp eden bir iradenin bir bulvara Şeyh Said ismi takarak Kürt seçmeni avlama çabasının çok kötü bir şark politikası olduğunu öncelikle belirtelim. Evet, fakat bu gerçek Şeyh Said konusunda işte kimi soldan ulusalcı sol Kemalist unsurların, keza işte okuduğun o gazetecinin ki iyi bir eğitimden geçmiş bir insanın bu kadar hukuk tanımaz, bu kadar nezaketten, şeyden yoksun ama milliyetçiliğin bir insanı nasıl körelttiğine dair yansımalarını kullandığı kavramlarda adeta hani kendisine saldırmış bir insana karşı çaresizce ne az bildiği veya günlük dilde bilinçaltında var olan küfürbaz kelimeleri peş peşe sıralayarak 100 yıl önceki bir mesele aklı sıra çözüm ürettiğini veya işte saptama yaptığını zanneden bir ilkellik hali. Dolayısıyla aslında bu Şeyh Said meselesi üzerinde yeniden biz daha önce de değişik aşamalarını irdeledik aslında. Dolayısıyla onlardan uzak durmaya çalışarak ama bu Şeyh Said meselesinin anlamı üstünde yeniden tartışmak gerçekten zorunlu oldu. Üstelik 100. yılında bir cumhuriyetin dönüp hani tarihin tekerrür bağlantısı üzerine hani Marx'ın o ironisini de anımsayarak yani dönüp 100 yıl öncesini bugüne üstelik bu kadar ciddi bir iflas yaşanmışken son 21-22 yılı anti cumhuriyetçi bir ekibin üstelik bütün seçimleri kazanarak iktidarda olduğu bir dönemde bile cumhuriyetçilerin 100 yıl önceki söylenmiş, yapılmış her şeyi bugün birebir sorgulanmaz, dokunulmaz kılmaya çalışan ilkelliği gerçekten hani kelimeyi kullanmak bana zul geliyor ama yani bu kadar mı Türkiye'nin cumhuriyetçileri bu kadar ilkel olabilir mi? Evet. Bu ilkelliği yaratan o milliyetçi at gözlükleri insanı ne hale getiriyor? İyi Parti sözcüsünün kullandığı ifadeler, gazetecinin kullandığı ifadeler, kimi soldan insanların kullandığı ifadeler yani anlaşılır gibi değil ama bu demek ki gerçekten 100. yılda cumhuriyet niçin demokratikleşemedi? 100. yılda hala niçin 40 yılda bir savaşın içinde? 100. yılda Genelkurmay'ın daha önceden 13 Kürt isyanı diye tabir ettiği, gerçi çoğu isyan da değil, çoğu aslında pogrom, çoğu baskı, çoğu sürgün, çoğu katil eylemleri ama diyelim ki 13 tane üst üste bir konu özgürlüğünde isyan oluyorsa bu bile cumhuriyetçi bir rasyonalite açısından baktığımızda dönüp ya galiba biz bir yerde yanlış yapmış olamaz mıyız deme sorumluluğu getirirken bunlar hala 13 isyan, 20 isyan tekrar ezeriz. İşte ne diyordu? Haysiyetsiz, şerefsiz, rezil. Evet, yani bu tip kavramlar üzerinden bu ülkenin en önemli, en kanayan, ekonomisini bozan, uluslararası ilişkilerini bozan ve tabii milyonlarca insanı, çocuğu, kadını mağdur eden bu kadar çok insanın cezaevleri, işkenceler, yoksulluklar, sürgünler yaşamasına neden olan yani hani Ermeni meselesi gibi de dışsallaştırılamadı bu mesele. Aksine Mersin'de, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de her yerde karşımızda duran ve bu ülkenin ayak bağı sorgulaması gereken ve bakıyoruz bu ülkenin cumhuriyetçileri, milliyetçileri asgari bir rasyonalite bile, asgari bir soğukkanlılık bile sergileyemiyorlar. Gerçekten oturup insanın insana eğitime, gerçi eğitim diyoruz ama bu kadar cehalet ancak eğitimli olur diye sakallı Celal'i de anımsayalım bu vesile. Ne kadar doğru bir söz söylemiş. Yani bu kadar eğitimli insanların, profesörlerin, bilmem nelerin böyle şeyler söyleyebiliyor olması gerçekten insanı zaman zaman hayal kırıklığına, insana olan güvene, bilime olan güvene de şey yapıyor ama ortada çok rigid, çok tipik bir hukuk tanımaz milliyetçilik var. Artı sorun çözme kapasitesini kaybetmiş, çürüyen, çözülen, Osmanlı'nın son döneminde de öyleydi ya. Şimdi tekrar 100. yılda böyle bir tablo karşısında o nedenle gerçekten bu meseleyi belli boyutlarıyla
Hani bizim alanımız değil, sosyopsikolojik girmeyelim ama yani belli alanlarıyla bunu mesela gerçekten oturup şimdi konuşmamız lazım. Şimdi burada olumlu bir örneğe de atıfta bulunmadığım için şey yaptım, hani kendimi eksik buldum. Madem İyi Parti'den söz ederek başladık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel de TV100 canlı yayınında Candaş Tolga Işık'a bu konuda bir beyanat vermiş. Bence makul bir çerçeve çizmiş. Okuyayım onu da. Biz CHP olarak Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına, kurucu babalara saygılıyız. Cumhuriyet'in geçmiş döneminde yaşanmış acılar varsa bu acıları tartışmanın sıcak siyasetin alanı değil, tarihçilerin alanı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu mevzuyla ilgili sürekli dönüp yaraları kaşımanın kimseye faydası olmadığını düşünüyoruz demiş. Ondan sonra eğer acılar bağlamında ise geçmişin yani o olaydan dolayı yaşanan acıların önemine dair birkaç cümle etmiş. Tarihçilere bıraktığı için bizim alanımıza girdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu aşamadan sonra istersen tarih konuşmaya başlayalım. Güncel siyaseti sinirlerimizi de bozmamak için gerçekten insan tarihsel konuların böyle galiz bir dille, duygusallığı, işte milliyetçi şövenist duyguları köpürterek yapılmasının nelere mal olduğunu biz geçmişimizden biliyoruz. Her olayı, en acı olayı bile biz 1915'e de 37, 38'de de hepsini soğukkanlılıkla konuşmaya çalışmış insanlarız. Bu programımızda kimseye ne eleştirdiklerimize hain işte dedik, ne savunduklarımıza kahraman dedik. Yani savunma sözü burada yanlış oldu belki ama şimdi bir parça bu tartışmaların odak noktasına mı gidelim? Sen bazı başlıklar oluşturmuştun. O başlıklar doğrultusunda mı ilerlemek istersin bilmiyorum ama. Yok tamam. Sen... Şey değil. Hani bu Şeyh Said adı veya o Şeyh Said'in içinde olduğu olay hangi açılardan bugün eleştiri konusu oluyor? O başlıkları istersen bir tanımlayalım en azından. Evet. Benim gözlemlediğim büyük bir kesim gerici bir irticai bir kalkışma olduğunu, Cumhuriyet'in değerlerine yönelik bir saldırı olduğunu bu açıdan söylüyor. Bazı gruplar bu gericilik, irticailik şeyini dindar tonlamasının dışında modernleşmeye, ilerlemeye, işte ne diyelim, Batı tarzı yeni bir ulus devlet örgütlenmesine karşı bir çıkış olarak niteliyor. Bazı gruplar bu hareketin çok özelliği olduğunu ve bunlar arasında dini yanı öne çıkartarak diğer yanlarına büyük haksızlık yapıldığını, aslında bunun Şeyh Said isyanı değil, Kürt isyanı olarak adlandırılacak kesinlikle kadar güçlü bir ulusal tonlaması olduğunu söylüyor. Bir kısım ise özellikle İslamcı çevreler, bazı yazılarda okudum, ilginçti. Onlar ise bu solcular veya işte liberaller bu bizim çıkış itibarıyla da gelişme süreci itibarıyla da tamamen ümmetçi olan bu hareketimizi gasp etmeye çalışıyorlar. Onun o özelliğini gözlerden kaçırarak kendilerine mal etmeye çalışıyorlar diyor. Ki bunu söyleyenler arasında zaman zaman özellikle Kürt Özgürlük Hareketi'nin lider kadrosunun bazen gerici bir nitelik atfettiğini ama günümüzde ise daha bir Kürt ulusal hareketinin bir parçası olarak gördüğünü gözlemliyorum ben. Belki bunu da tartışırız. Ve elbette hepsinin işte ulusalcı kesiminde özellikle veya sol kesiminde altını çizdiği bir emperyalizmin maşası olmak, işte dış güçlerden yardım almak, daha doğrusu onların çıkarları doğrultusunda bir kalkışma olmakla suçlaması var. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Elbette biz kendi yaklaşımımızı da program ilerleyen aşamalarında koruruz. Buyur, hangi yandan Ayşe istersin? Sen konuşurken aslında din adamlarının bazı dönemlerde nasıl ilerici roller oynayabileceğini veyahut da ilerici rol oynamasalar diye aslında bir hak mücadelesinin sembolü olabileceklerinin örnekleri karşısındayız. Bir tanesi çok güncel bir örnek. Bugün örneğin modern milliyetçi Siyonistlerin Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma karşılık
kimi hahamların, kimi çok gelenekselci Yahudilerin nasıl demokrasi veyahut da hak kabul eden bir yerde durdukları açısından veya işte örneğin Libya'da İtalyan işgalcilerine karşı muhtarın, Ömer Muhtar'ın sergilediği davranış. Keza işte Afganistan'da Lenin'de atıf yapar. Latin Amerika'daki. Yani din adamı eşittir gericilik üzerinden bir ezber, kaba modernist bir ezbere itibar edemeyeceğimizi, sorunun burada bir hak mücadelesi olup olmadığı üzerinden birazdan irdelemek lazım diye düşünüyorum. Kaldı ki sen zannediyorum daha önce bir yazında da işlemiştin. Aslında Kürt isyanının asıl öncüsü, örgütleyicisi, hazırlayıcısı olan Azadi örgütü üzerine de genel olarak karartı. Yani burada Şeyh Said ismi İslamcılar tarafından günümüz bir İslamcı toplum tasarımı için araçsallaştırılırken dönemin iktidar güçleri tarafından da aslında ezdikleri, tanımadıkları, sürgüne, asimilasyona uğrattıkları Kürt halkının haklarını tartışılamaz kılabilmek için Kürt kelimesini görmezden gelip bu Kürt kalkışmasını, Kürt hak talep mücadelesini Şeyh Said'e indirgeyip onunla sınırlayarak adeta Şeyh Said oturmuş hazırlamış bir ayaklanma ki gerçeklikte böyle olmadığını önceki programlarımızda da gördük. Dolayısıyla aslında burada Şeyh Said'le sınırlanamayacak olan bir durum karşısında olduğumuz çok açık. Şimdi bence benim doğrusu bu konuşmada öncelikle önerim de olsun. Şeyi konuşmak istiyorum başlangıç açısından. Yani önceki statü neydi? Sonra ne oldu? Şimdi önceki statü, hani bu İYİ Parti sözcüsü milli mücadelenin ruhuna aykırıdır diyor ya. Milli mücadelenin ruhu Kürtlerin neydi? Ve Türklerin birlikte mücadelesiydi. Bu meselede aslında elimizde çok fazla belge var. Değişik programlarımızda bunu işledik. Örneğin Uğur Mumcu'nun Kürt İslam Ayaklanması kitabında uzun uzun aktardı. Mesela günümüz milliyetçilerinin Uğur Mumcu'nun bu kitapta gösterdiği vicdanı göstermekten nasıl uzaklaştıklarını da bu vesileyle analım. El Cezire komutanı Nihat Paşa'ya yazdığı mektup Mustafa Kemal'in, sayısız adeta Kürdistan kavramını kullandığı, Kürtlerle Türklerin birlikte davranacağı bir gelecek vaat ettiğini, Kürtlerin özerklik projesi çerçevesinde Türklerle eşit haklı olacağını anlatan ve bunu Özdemir Paşa üzerinden de diğer Irak Kürtleri, Musul Kürtlerine aktarması üzerine. Şimdi kuşkusuz denilebilir. Sen arada bir de üstelik uyarıyorsun. Diyorsun ki ama burada gerçek niyet bu değil. Evet, değildi ama sonuçta hani toplumsal sözleşme evrensel kavramı üzerinden yola çıkarsak milli mücadelenin toplumsal sözleşmesi, resmi yazılı taahhütleri, Misak-ı Milli belgesinde, Amasya protokollerinde, Erzurum Sivas Kongresi'nin birinci maddesinde Nihat Paşa'ya yazılmış ve Büyük Millet Meclisi adına, yani Mustafa Kemal'in kişisel bir yazısı olarak değil, yazılmış olan bu resmi zabıtta, keza işte tartışılabilir ama İngilizlere servis edilmiş olan meclisin gizli işte protokolünde ama daha da ötesi 21 Anayasası'nda, daha ötesi 21 Anayasası'na atıf yapan İzmit'te basın gazete sözcüleriyle yapılan meselede ya bizde Kürt meselesi yok ki zaten mevcut anayasamız her bölgenin kendi kendisini özerk bir şekilde yönetebildiği duruma atıf yapar. Yani ortada milli mücadelenin ruhundan söz edeceksek bu dönemdeki toplumsal sözleşme asla bir Türk ulusal devletinin veya Türk ulusal kurtuluş mücadelesinin emperyalizme yedi düvele değil, tam tersine Kürt ve Türk ortak mutabakatının Yunan'a karşı ve Ermenilere karşı mücadelesinden söz etmek çok gerçekçi bir tarih okuması olacaktır. Ve bu dönem içinde Mustafa Kemal olası bir Kürt bağımsızlığı çabasını engellemek için ve artı savaşta meşruiyet elde edebilmek. Çünkü bu meşruiyet arayışı Lozan görüşmelerinde de olacaktır. Mesela Musul tartışmalarında sürekli İsmet İnönü biz Kürtler ve Türkler adına buradayız. Biz Musul'da buyurun sayım yapalım. Israrla Lord Curzon'a karşı sayım yapalım, sayım yapalım diyen. Çünkü Kürtler ve Türklerin ortak taahhüt
örgütü üzerinden kurulmuş bir süreç söz konusu. Dolayısıyla buradan baktığımızda işte Kürdistan'ın iç siyaseti sürekli Kürdistan o kadar rahat kullanıyor ki şimdi yasaklı kelimeler. Aynen yani öyle. Bunlar milli mücadelenin ruhunu da geçmişin belgelerini de toplumsal her şeyi tahrif ederek sanki bir Türk ulusu bir mücadele vermiş. Ondan sonra günün birinde nereden geldiği belirsiz Kürt, feodal, gerici, işte bilmem ne bütün kötülük kelimelerini yükledikleri, işte kart kurt mağarada yaşayan kuyrukları olan falan diye bütün kötülükleri yükledikleri birileri gelmiş ve bu durumu sanki bozmaya çalışmış gibi anlatıyorlar. Yani bu kadar çok tarih çarpıtıcılığı, bu kadar çok zaten öfke buradan kaynaklanıyor. Evet, yani evet. Bu şerefsiz, haysiyetsiz, rezil bu kavramları niçin çünkü tarihi olgular çerçevesinde anlatacak bir şey yok. Olmayınca o zaman tartışmayı kesiyor. Devlet de zaten yasak üzerinden, dil yasağı, sürgün yasağı. Yani birdenbire bu statü demokrasi üretecek. Aslında Kürtlerin modernleşmesinin ne karşı çıktıklarına dair elimizde bir belge yok. Kaldı ki azadi örgüt yöneticilerinin çoğu subay, kaymakam, vali ve benzeri pozisyondaki insanlar yani Mustafa Kemal'lerden farklı bir kumaştan değiller aslında. Daha önce birlikte olmuş. Birdenbire bu atmosfer günün birinde Lozan'da ne zamanki anlaşma imzalandı, alınıp çöpe atılıyor ve birden Kürtlerin yaşadığı şoku düşün. Evet. Yani aynı şeyi birazcık empati, birazcık vicdan Kürtler Türklere yapmış olsaydı acaba ne olurdu? Dolayısıyla bu ön statüyü bir veri olarak hatırlayalım. Çünkü daha sonra birdenbire Kürtler niçin isyana yeltendiler ki nasıl kışkırtıldıklarını birazdan konuşacağız ama niye yeltendiler veya yeltenmeleri meşru muydu? Örneğin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'nin dibacesinde temel hak ve özgürlükleri ihlal edenlerin aslında buna itiraz haklarının olduğu hatta silahlı mücadele gibi bir şey de söylüyor isyan kavramını da kullanarak itiraz hakkı olduğuna dair verileri yani hukuka hatıf yapacak yani ortada birdenbire her şey kardeş ve birlikte yürütülürken birdenbire reddedilen varlıkları, isimleri, dilleri falan reddedilen bir halkın uğradığı travma ve bu travmaya gösterdikleri davranış. Şimdi ben de sen konuşurken aklıma bir şey geldi onu bulayım dedim şeylerimde yazılarımda. Sen hani Kürtlerin statüsüyle ilgili o dönemin tablosunu çizerken Kürtler, Türkler diye etnik terminoloji kullandın. Halbuki gayet iyi. Sen de biliyorsun ki o dönemde dinsel terminoloji ile Mustafa Kemal ve kadroları toplumun değişik kesimlerini bir araya getirmişlerdi. Anasırı değil İslam. Mi? Anasırı İslam demişlerdi. Bu bütün temel belgelerde hilafet makamına, padişaha hürmetler dile getirilmişti. Daha sonra 1924 Anayasası'na dini İslam'dır diye İslam... 23 Anayasası'na hatta yani... 23'e konup tabii 24'te artık kesinleştirilmişti. Çok haklısın. Öyle bir ortamdı ki sanki sanırsın ki Cumhuriyeti kuranlar pürü pak ulusal terminolojiyle konuşuyorlarmış da birden Kürtler bu atmosfer içerisinde dini öne çıkaran, dini bayrak edinen bir ideoloji ile itirazlarını dile getirmişler gibi konuşuyorlar. Tamamen dini bir şeyin, dinin daha doğrusu ulusalcılığı inşa ederken bir zant olarak kullanılmasının en büyük örneklerini iktidar bloğu bize değil mi? Onlar defalarca evet. Konuştuk. Yani aklına gelecek İstiklal Marşı'nın şeyinden tut yani güftesinden tut. Mustafa Kemal'in mecliste yaptığı konuşmalara tut. Yemin metinlerine tut. Meclisteki kürsünün arkasındaki şuara suresinin ayetine kadar dini söylem çok güçlü. Hatta 23-24'teki mübadele de dini esaslara göre yapılacak ve Ortodokslar ve Müslümanlar takas edilecek. Şimdi bunu niye söylüyorum? 1925'e geldiğimizde henüz ortada Cumhuriyet'in değerleri dendiği zaman o ülkenin vatandaşlarının nezdinde Türklük, Kürtlük gibi şeyler çok billurlaşmış
Değildi zaten. Veya daha ikincildi. Daha ikincildi. Evet, bunun inşa süreciydi. Ama o kadar çok detay var ki, yani milli mücadelede o bir sürü tarikat merkezinin silah kaçırmakta, işte adam taşımakta nasıl görevlendirdiğini biliyoruz. Meclisin açılışında yapılan o Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişindeki Seymen alayındaki tarikat temsilcileri, meclisin bileşimindeki sarıklılar değil mi? 61 tane sarıklıdan söz edilir. Şimdi böyle bir ortamın içerisinde sanki Şeyh Said ve arkadaşları çok uzaydan gelmişçesine bir ideoloji keşfetmiş ve bunu isyanlarına bayrak etmiş gibi anlatılıyor. Ancak elbette Şeyh Said olayına, isyanına ya da Kürt isyanına, ne dersek onun da adını belki birlikte koruruz, geldiğimizde evet bu gericilik diye tabir edilen, yani bizim de durduğumuz yerden laik, seküler bir devlet modelini, toplum modelini olumlu bulan insanlar gözünden elbette bu kadar dini söyleme dayanan, bunu bayrak edinmiş veya kurmayı tahayyül ettiği toplum düzeninde dini esas alan bir hareketi elbette eleştiririz. Ama hareket sadece bundan oluşuyor ise, ki biraz sonra yakından bakacağız, Şeyh Said isyanının pek çok veçesi var. Mesela senin biraz önce adını andığın Azadi Hareketi. Şeyh Said'in Türkçesi özgürlük. Evet, özgürlük hareketi. Şeyh Said'in temsil ettiği gelenek. Evet, bu önemli bir şey. Veya bu harekete destek veren halk kitlelerinin beklentileri, tutumları değil mi? Onların sınıfsal talepleri vardı. Her ne kadar bunlar bugün çok iyi tadat edilmediyse de bu kişilerin hepsi şeyhim dedi diye ayaklanmamışlardı muhtemelen. Onların da hayatlarını daha iyi yapmak için eski tabiyet ilişkilerini değiştirerek değil mi? Onların yerine daha işte özgürlükçü bir ilişki modeli kurmak için de beklentiler. Biz yani bunları çok çok analiz etmeden, resmi tarihin aslında bu konuda tek tip bir yaklaşımı da yoktur biliyorsun. Mete Tuncay der, dışarıya karşı irticai bir hareket olarak, içeriye karşı milliyetçi bir hareket olarak sunmuştur. Ve Komintern falan da bundan etkilenerek muhtemelen ya da eksik istihbaratıyla komünist bir perspektiften bakmak yerine, yani milli meseleye karşı da duyarlı olmak yerine olayı tamamen gericilik, feodalite ve işte burjuva devrimine karşı çıkan unsurlar gibi yargılaması gibi garip bir durum ortaya çıkmıştır. Bunu da çeşitli vesilelerle ele aldık. Bu aşamadan sonra nasıl ilerleyelim? Tam Ayşe, ben sana bırakayım. Bir iki şey daha söylemek istiyorum. Çünkü bu toplumsal sözleşmenin daha sonra Kürtlerde yarattığı travmanın doğru okunması açısından ben bunu önemsiyorum. Örneğin Mustafa Kemal 1 Mayıs 1920'de mecliste çıkan krizde o krizi çözmek için, yani haddini bilmez bazı ırkçı söylemlere karşı çıkar mecliste. Efendiler der, mesele bir daha tekerrür etmesin. Burada meclisi ailenizi teşkil eden zevat yalnız Türk değildir. Yalnız Çerkez değildir, yalnız Kürt değildir, yalnız Laz değildir. Fakat hepimizden mürekkep anasır İslamiyedir. Tabii. Şimdi bu ifade o günün toplumsal sözleşmesinin o dönem ruhunu bize çok yansıtan. Evet. Bir müddet sonra ama ne yapacaktır? İskan Kanunu örneğin, meşhur İçişleri Bakanı, bu yasa tek dille konuşan, bir düşünen, aynı duyguyu taşıyan memleket yaratacaktır. Ama 34'te yani, tabii, 20, ama 15 daha, sene sonra buna dönüşüyor. Aslında evet. 25'ten, 24'ten itibaren bu yönelime girilecektir ama yani daha sonra... Yani Mustafa Kemal de mi Cumhuriyet'e karşı diye örneğin, onu da şey mi yap, ne deniyor ona? Kınamamız mı lazım, eleştirmemiz mi lazım değil mi aslında? Burada, aynı şey buradaki daha gerici lafları var hatta. Buradaki değişimi anlatmak çok önemli. Mesela yine bir iki ifade okumak istiyorum. İkinci protokol, Amasya protokolü altında Mustafa Kemal'in, Rauf Bey'in, İstanbul hükümet temsilcisi Salih Paşa'nın, Bekir Sami'nin imzası olan Kürtlerin
geleceğin mutasavvır Türkiye'si için, yani milli mücadele sonrası Kürtlerin gelişme serbestiyetini sağlayacak şekilde ırk hukuku ve sosyal haklar bakımından daha iyi duruma getirmelerine izin. Bu ifade Erzurum ve Sivas kongrelerinde nedense bizim okul müfredatında, hatta akademik müfredatta bile artık göremez olduğumuz maddelerinde var. Üstelik birbirinin eşiti diye de tabirle ifade edilir. İşte Türkiye, mutasavvur Türkiye, kardeş milletlerin milli sınırı diye misaki millide resmi belge olarak aktarılır. Ve benzeri 21 Anayasası hakeza. Yani dolayısıyla ortada bir değişim ve bu değişimin radikal bir hak gaspı olduğu gerçeği söz konusu. Şimdi birileri çıkıp şunu diyebilir, zaten söylüyorlar da açıktan etmesel bir, ne güzel biz köprüden geçene kadar onları kandırdık. Evet. İşte Sovyetler Birliği'ni kandırdık, evet, altınları aldık, sonra gittik İngilizlerle birlikte olduk. Kürtlerle birlikte olduk, onları kandırdık, sonra onları reddettik ve onlara sürgün kararnameleri, şark ıslahat, ıslah edilecek bir... Oysa aslında bir ulusal kurtuluştan, bir milli bağımsızlıktan söz ediyorsak, ulusların ulus olmaktan gelen haklarını tanıyan bir davranış sergilemek, buradan bakmak lazımken, dolayısıyla Şeyh Said'te özdeşleştirilen Kürt isyanı, Azadi'nin sergilediği tepki, ki bunların bir kısmı eski subaylar, bir kısmı eski milletvekilleri, ki hepsi kurşuna dizileceklerdir. Bunların sergilediği davranış aslında dönüp Türk kardeşlerine, ya düne kadar bize verdiğiniz taahhütleri ihlal ettiniz, bunu hangi hukuk, hangi gerekçeyle yapıyorsunuz diyen bir davranış sergilenmesi var diye buradan düşünüyorum. Çok haklısın. Hani ben de sen konu açtıkça örnek vermek için metinlerime bakayım dedim. 1924 Anayasası'nda vatandaşlık tanımını düzenleyen madde, biliyorsun, çok tartışılır. Ve ilk bakışta böyle olumlu bir madde gibi algılanacak bir söz oyunu da yapılmıştır. Geçiş dönemi ya. Şeyde Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk ıtlak olunur şeklinde bir söz. Şimdi bu aslında vatandaşlık itibariyle ifadesi ilk metinde olmayıp sonra tartışmalar üzerine eklenmiş. Şimdi neden bu olmuş? Bozok milletvekili örneğin Ahmet Hamdi Altıok soyadını almış oradan. Komisyonda kanun milliyetle değil tabiyetle ilgilidir şeklindeki hatırlatmasına rağmen maddenin düzeltilmesini istemiş. Ve demiş ki Türk ahalisinden olup Türk harsını kabul edenlere Türk ıtlak. Yani kendi öz kimliğinden, Kürtlüğünden, Süryaniliğinden, Yahudiliğinden, Ermeniliğinden, her şeyinden vazgeçerek ben Türk'üm diyene Türk vatandaşlığı verilsin diyor. Bu çok ağır bir şey. Bir insan kendi kültürel olarak kendini, dini olarak örneğin Yahudi, kültürel olarak işte ne derim seküler veya bir başka şeyinde dünyalı olarak hissedebilir ama içinde yaşadığı ülkenin cumhuriyet ise, işte bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa, vatandaş olarak bazı haklar talep eder. Nedir o haklar? Barınma hakkı, iş bulma hakkı, seyahat etme hakkı, değil mi? Bunların etnisiteyle, kendini ifade dinle, etme hakkı. Evet, ne alakası vardır bunların? Şimdi burada diyeceksin ki ya adamlar aslında iyi niyetliler, siz kötücül yorumlar yapıyorsunuz. Bir şey daha okuyup sana bırakayım sözü yine. İstanbul Milletvekili ve Türk Ocağı Başkanı Hamdullah Supi Bey'in vatandaşlık tartışmaları sırasındaki cümleleri şöyle. Bütün siyasi hudutlarımız dahilinde yaşayanlara Türk unvanı vermek bizim için bir emel olabilir. Fakat görüyorsunuz ki çok müşkül bir mücadelenin içinden çıktık ve hiçbirimiz kalbimizde mücadelenin tamam olduğuna dair bir şey taşımıyoruz. Devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin tebaası tamamıyla Türktür. Bir taraftan da hükümet mücadele ediyor. Ecnebiler tarafından tesis edilmiş bütün müessesatta çalışan Rum'u, Ermeni'yi çıkarmaya çalışıyor. Biz bunları Rum'dur, Ermenidir diye çıkarmak istediğimiz vakit bize hayır, meclisinizden çıkan kanun mucibince bunlar Türktür derlerse ne cevap vereceksiniz? Endişesi bu yani. Adama diyor vatandaş olarak Türk dersek bunu diyor nasıl biz atacağız, nasıl işten çıkaracağız? Şimdi adamın çıkarma nedeni ne, kötü memur olduğu için mi? Veya suistimal ettiği için mi? Hayır, Ermeni ya da
Kürt Türk olduğu için, özür dilerim, Rum olduğu için bir süre sonra bu genişleyecek, bu tartışma Kürtleri Şafii olmanın da bir sorun olduğu, Hanefi mezhebinden olanlara Türk demek gerektiği gibi olay daha da dini şeyi açıdan da sınırlar belirlenecek. Sonunda şöyle bitiriyor, diyor ki böyle dersek onlar Türk olamazlar, bunu diyor belirtmemiz lazım bizim diyor. Ve Gelibolu Milletvekili Celal Nuri Bey de biraz önce andığım o Şafilik meselesine şöyle giriyor. Bugün bizim öz vatandaşımız Müslüman, Hanefi'ül mezhep Türkçe konuşur. Eskiden bir Osmanlı sıfatı vardı. Bu sıfat cümleye şamildi. Bu sıfatı ortadan kaldırıyoruz. Yerine bir Türk Cumhuriyeti kaim olmuştur. Bu Türk Cumhuriyeti'nin de bir cümle efradı Türk ve Müslüman değildir. Bunları ne yapacağız? Ortada bir Rum var, bir Ermeni var, bir Yahudi var, türlü türlü anasır var. Bunlara eğer Türklük sıfatı vermeyecek olursak ne diyeceğiz? Deyince birileri Türkiye'li diyelim diyor. Bu hayır diyorlar ve sonra o şekilde bağlanıyor. Sonuçta tarif edilen vatandaşlık tanımına Kürt'ün girmediğini, böyle dolaylı başka konuşmalar da var, Rum'un girmediğini, Yahudi'nin girmediğini, Ermeni'nin girmediğini anlatıyorlar burada. Ve bu tabii Kürt camiasında da duyuluyor bütün bunlar. Yani senin biraz önce okuduğun o vaatler, Amasya protokolü, işte İzmit basın konferansı, Cezire komutanlığına çekilen telgraf, mecliste görüşülüp görüşülmediği tartışmalı 10 Şubat 1922 tarihli özerklik görüşmesi vesaire. Bütün bunlar böyle bir vaatlerle şey yapılmışken, o sosyal kontrat milli mücadelede Cumhuriyet döneminde yeniden konuşulması gerekirken tekrar Cumhuriyeti kurduk, anayasamız yok henüz ama bu anayasayı nasıl oluşturacağız, gelin ey mücadele eden taraflar, mütedeyyinler, komünistler, gayrimüslimler değil mi? Evet. Aleviler, buyurun bir masaya oturalım. Biz bundan sonra nasıl barış içinde yaşayacağız, bunu konuşalım diyecekleri yerde tepesine binme üzerine kurgulanmış bir yönetim stratejisi. Anayasa tepeden inme, gizli şeyler, biraz sonra göreceğiz Şark İslam planı falan gibi. Ve bu atmosfer içerisinde bir olay Bingöl'ün Genç ilçesinin Çapakçur nahiyesinde Piran köyünde başlayan bir olay. Buradan mı başlayalım, biraz geriye mi? Evet. Ama arada şey söyleyelim. Yani mesela Cumhuriyet yurttaşlarının hak ve özgürlüklerini tanımak eksenli bir şeydir. Özür dileyerek galiba süremiz bitmiş Erdoğan ilk bölümde. İstersen tamam, yeni konuya girme. Yeni konuya girmeyeceğim, sadece laiklik de hakeza. Şimdi Şeyh Said derken mesela Şeyh Said'i işte diyelim ki Mustafa Kemal'in veya Şükrü Bey'in veya İsmet Ünlü'nün yanına koyuyorlar. Biri işte molla, biri kravatlı, fraklı bilmem neli. Buradan bir medeniyet ve gericilik tablosu çiziyorlar. Oysa yani Şeyh Said'i bugün IŞİD'le, Hizbullah'la, El Nusra'yla özdeşleştirecek elimizde hiçbir done yok. Ama buna karşı Şeyh Said'in talep ettiği hak bir müddet önce milli mücadelenin ortak ruhu olan hakkı niye bizim elimizden aldınız diye yani meşru bir yer. Evet. Dolayısıyla laiklik ve cumhuriyet açısından da bu meseleye daha soğukkanlı bakmaya ihtiyacımız var. İkinci bölümde girelim, özür dileyerek senin sözünü ağzına tıkadım. Süremiz bitmiş ilk bölümde. İkinci bölümde bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Sizleri de bekliyoruz.